Herkese merhaba sevgili dostlar. Farming Simulator 22'nin yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bir önceki bölümden bu yana bölümün sonunda gördüğünüz kontratları yaptım. Üstüne yeni kontratlar geldi, onları yaptım. Sabaha karşı 2'ye kadar, neredeyse 1.30-2'ye kadar bilgisayarın başında sanal çiftçilik yaptık. ve şu anda çok güzel bir seviyedeyiz. Şöyle size göstereyim. 141.500 euro paramız var. Kasım ayının ikisine geldik. Kasım ayının ikisinde satmamız gereken ürünler var. Şimdi öncelikle onları size göstermek istiyorum. İlk olarak yumurtaları satıyoruz. 8.500 litre yumurtamız varmış. 11.900'e görmüş. 12.000'e şu anda pizzacıya satacağız hızlı bir şekilde. Daha sonra silaj var. 446 bin litre elimizde silaj var sevgili arkadaşlar. 84.822'ye satılabiliyor. Maksimum fiyatı Ocak ayında. Fakat şu anda 84.460, 456. Yani aynı fiyattayız. Silajı satıyor olacağız. Daha sonrasında ekmeği Ocak ayında satacağız. Ekmek 41 bine kadar yükselecekmiş. 41 bin 800'e kadar yükselmiş. Şu anda 38. Dolayısıyla onu tutuyoruz. Kumaş 8.000 litreye ulaştı. 31 bine satılabiliyor Mayıs ayında, fakat kumaşa dokunmayacağım. Bunu kıyafete çevireceğim. Dolayısıyla bunu da es geçiyoruz. Aşağıya doğru bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Ta ki aged cheese'e kadar. Bu beklemiş biliyorsunuz peynir muhabbeti. Şu anda 30.000 litreye kadar var. 30.000 litre civarı, 29.200 var şu anda elimizde. Fiyatı 2.000'e yakın. 63.000'e Haziran diyor. Ancak Haziran ayına kadar süt üretip aged cheese fabrikasına bırakıp Haziran ayında toplu bir vurgun yapmak taraftarıyım. Bu arada kontrakt yaptım demiştim. Bu alanda sevgili arkadaşlar bakın, pamuktan yaklaşık 9.500 falan kaldı. 9.500 civarı bir pamuk şey yaptık. Ekstradan elimize geçti. Yani şöyle söyleyeyim, tarlaları göstereyim size. O son diğer önceki bölümün sonunda da görünüyordu yanlış hatırlamıyorsam ama 18, 13, 17, 16, 3 tarlalarının hepsinde pamuk vardı. Bunları vurduk. Kontratları bitirdikten sonra elimize 10.000 kaldı. Yani hani o kadar miktarlarda çıktı. Ondan sonra bu tarlaların hepsinin 4'te zaten şey vardı. Şeker kamışı vardı. Şeker pancarı vardı pardon. 4, 18, 13, 12, 16, 17, 9, 8, 6 ve 5 tarlaları toprak işlemesi yapıldı. 1, 15 ve 24'te balyalama görevleri yapıldı. 23'te de toprak işlemesi, 22'de de toprak işlemesi yapıldı. Yani bayağı bütün haritayı neredeyse işledik, öyle söyleyeyim. Bu para o yüzden. Şimdi burada bu pamuklar şey yapıyor, birikiyor. Çok güzel, bunların da sıkıntı yok. Şuraya şu an için kumaşları buraya yığıyorum sevgili dostlar. Çünkü bu bölümde aynı zamanda şeyi de inşa edeceğiz. İplikhaneyi de inşa ediyor olacağız. Ancak öncelikle yumurtalardan başlayalım. Şimdi gidelim bakalım. Yumurtalarımızın yanına. Yumurtalarımızı yükleyelim. Güzel bir şekilde. Ardından yolculuğa çıkalım. Satışa. Pizzacıya doğru gideceğiz. Pizzacıyı biliyorsunuz konum olarak. Birazcık uzaklarda. Güzel bir konumdaydı ama hatırlarsanız ki. 50 yükleyeceğim şu an için. Şey yapmıyorum. Bizim bu teleskopik yükleyiciye bir balya şeyi almak lazım. Balya demişim. Palet ağzı almak lazım. Şimdi bunlar gidiyorlar. Dediğim gibi daha sonrasında silajı satıyor olacağız. O da ayrı bir tabii güzel bize gelir geldi edecek. Şu anda fiyatı güzel. Yani daha yükselir mi? Bir ihtimal yükselebilir birazcık daha ama çok da sorun etmiyorum açıkça söylemek gerekirse. Yani her şeyi yükledik. Güzel. Hadi bakalım. 8.540 litre olarak görünüyor. Elimizdeki miktar. Eğer yanlış hatırlamıyorsam bu yoldan da gidebiliyorduk.
biraz uzatıyor muydu bilmiyorum ama sanki bu yoldan düz gidersek de ulaşabiliyorduk pistacıya. Bakayım be. Düz sol yapacağım buradan. Soldan devam edeceğim. Sonra ikinciden sola gireceğim. Okey. Güzel. Ağırlık olarak şu anda çok ağır olmadığı için arka taraf fazla bir savurma işlemi bize yapmıyor. Böyle bir araç ile de bu satışı yapıyor olmamız çok daha iyi oldu. Yani hem traktörle bu yolları çıkmak çok eziyetli. Hem de böylelikle daha hızlı bir şekilde gidebiliyoruz traktörle. Çok yavaş hızlarda tırmanıyordu. Şu anda bayağı 80'de yardır yardır gidiyoruz. Çok güzel. Hop, arabayı görmedim. Yumurtalar kırıldı. buradan sola gireceğiz. Meşhur pizzacımıza geldik değerli dostlar. Çok güzel pizzacı. Evet, buradan bir 11 bin tür almamız lazım. 12 bin aldık, çok güzel. Gerçekleştirelim bakalım. Paralar gelsin. Evet, buradan 38.331 euro birinci dosyamızdan para aldık sevgili dostlar. Tabii bu 400 bin litrenin tamamı da şey değil yani. Tamamı silaj değil sonuç itibariyle. Ya daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Tamamı dışarıda durmuyor. İçeride tuttuğumuz silaj balyaları da var. Yem için kullanmalık. Dolayısıyla hani onları da düşünerekten bütün paranın tamamını alamayacağız tabii ki. Yani öyle bir şey yok. Bir miktar silajımıza kalması lazım ki inekleri besleyebilirim. Tam karışık tayındır vesaire de o tarz şeyleri yapabilelim. Bu arada bölümlere olan ilgi alaka için çok teşekkür ederim. Bir şey fark ettim. 20 like'ın üstünde çok az geliyor bölümler. Sizden ricam bu bölümde bir böyle like tuşuna bir abanırsanız size zahmet. Böyle bir en azından 50 like bu bölüm için görürsek çok mutlu olurum. Yani bölümün paylaşılmasından atıyorum 3 gün sonrasında falan hani 50 like olur. Çünkü yani baktım şöyle bir bölümlere. İzlenmeler çok değişiyor. Hani güzel rakamlara çıkanlar da var. Daha düşük kalanlar da var. Fakat like sayısı hep aynı. Fix 20'de kalıyor böyle. Daha yukarı çıkmıyor. Sizden ricam eğer şeyse beğeniyorsanız ya bu izlediğiniz içeriği hem kanalı desteklemek hem videoları desteklemek amacıyla beğen butonuna basıp bir de yorum patlatırsanız altına aşırı mutlu olurum.
Ve değerli dostlar, çok uzun bir zaman sonra sonunda 200 bin euronun üstüne paramız oldu. Yanlış hatırlamıyorsam seriye ilk başladığımızda bu kadar paramız vardı. O zamandan beri hiç olmamıştı. 200 bin eurolara kadar ulaştık. Çok güzel, çok hoş. Tabii ki daha da inşallah bu fiyatları, bu paraları yükseltiyor olacağız. Bir şey belirlemek lazım. Hedef belirlemek lazım. Nereye kadar devam edeceğiz? Şu anda herhalde 40. bölümde falan, 40'ın başlarındayız. Sizce 50 bölüm kafi midir? Başka bir seriye başlamak için ondan sonrasında. Yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Ona göre şey yapalım. Seriyi hareketlendirelim ya da işte neyse yani ne yapmamız gerekiyorsa ona göre optimize edelim kendimizi. Yani benim düşüncem 50 bölüm son derece iyi bir rakam. Eğer siz de okey diyorsanız 50 bölümde bırakabiliriz. Bunları da bir satalım. Buradan da bir işte 15 bin falan gelse herhalde iyi olur. Silajda çok güzel para var aslına bakarsan. Fakat esas güzel şey nerede biliyor musunuz? Esas para kumaş işinde güzel para var. Yani production'da, üretimlerde aslında çok güzel para var. Kumaş eğer yanlış bilmiyorsam 1000 litresi 10.000'den falan gidecek. Yani eğer elimizdeki bu koyunların sayısını birazcık daha arttırabilirsek, peynir de iyiymiş bu arada. Peynir de çok fazla kayıp vermeden çok ciddi miktarlarda üretim yapıyor o Aged Cheese Factory'de. Bunlar güzel şeyler. Bunları değerlendirmek lazım bence. Bu arada hala bir yıkama istasyonu ve tamirat tadilat alanı koymam lazım şeye, bizim tarlaya. Onu yapmadım. Acaba tarla 18'i alsak mı? Kaç bin euroydu acaba orası? 100 bini vardır diye tahmin ediyorum en az. Orayı alıp adayı komple kendimize ait hale getirsek mi acaba diye düşünüyorum. Bilmem siz ne dersiniz bu konuda. Yani inek barınakları vesaireler falan da arttırıp, koyun sayısını da arttırıp ikinci tarladan da elde edeceğimiz, işte ne kadar kalacaksa bilmiyorum artık, bir miktar kalır herhalde. Böyle bir şey yapabiliriz aslında. Sizin şeyle bağlı. Yani bir hedef, final hedefi verelim. O final hedefine doğru hareket edelim. Buradan da 25 bin geldi. Ey maşallah. Çok güzel. 225 bin lira tekrardan ulaştık. Hatta 228 bine ulaştık sevgili dostlar. Çok güzel. 228 bin. Kredi borcunuz 250 bin bu arada, kredi borcunuz. Çok büyük bir kısmını kapatabiliriz. Kapatmak lazım mı? Kapatmaya gerek var mı? Bunları bilmiyorum. Bu arada bir sonraki seriye geçen Allah benzinciye saplamasaydım iyiydi kocaman traktörü. Bir sonraki seriye geçerken bu seride elde ettiğimiz parayı da şey yapmak istiyorum. Aktarmak istiyorum. Bir diğer deyişle. Şimdi burada yeni bir şey yok. Bu peynir aktarımını yapalım. Fabrikayı çalıştırmıyorum şu anda. Üretim yapmıyor. O yüzden dursun orada. Onda sıkıntı yok. Burada birazcık süt ürettik. Sütleri toplayalım. Bunları da aktaralım. Daha böyle toplu toplu çalıştırmakta fayda var. Çünkü her çalıştığı şey zaman biliyorsunuz ki bir maliyeti var bunun bize. Maliyetleri de göz önünde bulunmak lazım. 115 Euro'da yakıt masrafı vermişiz. 127 bin, şey 227 bin Euro'ya tekrar geriledik. Evet, şimdiki bunlar böyle. Sizin samanınız var mı? Var. Yeminiz var mı? Var. Bu bal ne durumdaymış? Balın miktarını bana söylemiyor maalesef. Peki.
Bu traktör boşaltmayı yaptı burada. Güzel. Şimdi biz fiyatlara bakalım. Ne varmış elimizde? Uygun bir şey var mı satacak? Bu bekliyor. Onun dışında ekmeğimiz var. Ocak ayında. Azıcık daha bekleyeceğiz ekmek için. Kumaş üretiliyor. Silajı satmıyoruz bu kadarını. Yumurtaları sattık. Tohum satmıyoruz. Yapağı 3500 litre olmuş yapı. Onları da aktarabiliriz daha sonrasında. Pekala, kontrat var mı? Değerli bir kontratımız yok. Kasım ayını sanırım... burada sonlandırmıyoruz Kasım ayını. Bizim bir tane spreyleme cihazına ihtiyacımız var. Şunun kiralayalım. Gidelim bir sprey alalım. Elimizde hörbasit var. Yalnız bunun lastiklerini ince lastiğe geçebilecek miyim? Traktörle bu işi yapamayabilirim bu arada sevgili dostlar. Bunu alalım. Massey Ferguson sanki lastiklerini inceltebiliyorduk diye hatırlıyorum. Road crop diyorlar ona. Bu hasadın şeyin üstünde yani o ekinlerin üzerinde gidebilecek ekin lastiği, ince lastik işte. Yani lastikler hasar vermeyecek şeyler lazım. Bu çimlerden kurtulalım. Duble gübrelenmişti orası yanlış hatırlamıyorsam. Gübre konusunda da bir sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Gelin bakalım şuraya. Class'la yapmayı tercih ederdim. Fakat basit lastiklerin inceltildiğini hatırlamıyorum hiç. İnce lastik. Bu arada şuraya gelelim tabii ki de. Lastikleri burada modifiye edeceğiz. Onaralım da. Ayarla diyelim. Tekerlek kurulumu. Haydi bakalım. Dar lastikleri aldık. Şu anda tarlanın içinden geçersem hiçbir köy olmaması lazım. Evet. İşte bu. Bu tarlanın hemen bir gübrelemesini yapalım. Değerli dostlar, şöyle bir kayıt alsın. Bakalım şöyle bir tarlamızın durumuna. Birazcık ayırdığım, kaçırdığım yerler var. Şu oraları toplayacağım şimdi. Onları da en küçüğe alayım. Evet. Tam ortadan atıyor, çok güzel. Ama sanki bu da mı yetmeyecek? Ha, 3'e bastım sanıyorum ben. Basmamışız. Sanki yetiyor gibi ya. Evet, temizliyor. İyi, güzel. Temiz olsun tarlamız. Fazla bir şeyimiz olmasın. Döküntü olmasın. Verim yüksek olsun. Tertemiz. Kenarlarda bir yerler kalmış ama onları çok dokunmayacağım. Çok bir manası yok kenarların. Tarlanın ortasını yapsak daha mantıklı yani. Evet, çok güzel.
Bir şeyler var ama dokunmayacağım onlara. Gerek yok. Evet, bu makineyi de şey yapalım. Bu arada bizim traktör 55 saat olmuş. Ama yanlış hatırlamıyorsam ikinci el traktördü. O yüzden o kadar da şey değil. Buradan kiralıklarda bir şey yok. Şeylerden satın alacak bir şey yok diyecektim. Kiralıklarda bir şey yok dedim. Evet. Yabani ot. Öldürülmüş yabani ot var. Da şu anda diyebilirim. Yani bir hızlıca bakalım. Hoppa. Verim bonusu %83'ler yalnız. Bu otların büyümesine müsaade ettiğim için sanırım birazcık verimden kayıp yaşadık değerli dostlar. Üzdü. Şimdi bu yan taraf kaç ediyormuş? 140 bin euroymuş sevgili arkadaşlar yan taraf. Şu anda sanırım böyle bir satın alma yapmayacağız. şimdi buradan inşaata girelim tekrar. Güzel. Ve buraya ne koyacaktık? Üretim kıyafet terzi dükkanı. Terzi dükkanı koyacağız. Şöyle mi koyacaktık? Sanki böyle koyacaktık, evet. Şeylerin çünkü arkada spawn olmasını istiyordum. Yola çok yüklenmeyeceğim. Yüklenmeyeceğim, konuşmaya bak. 100.000'i yapıştırıyorum sevgili arkadaşlar. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bence güzel oldu sevgili dostlar. Bir tane ışığımız var orada. Burayı aydınlatacak. Akşam çalışmam gerekirse de burada bir ışığım olacak ekstradan. Ekip burada gelip istediği gibi oturup takılabilecek. Bu ağaç dalgası fena değil. Güzel. Okey, kötü değil. Biraz yeri yükseltmiş. Burada bir şeyler olmuş ama çok görünmüyor. Çok da sorgulamayacağım o yüzden. Devam. Güzel. Needle and stitch. Güzel, güzel, güzel. Tamam, tertemiz. Bence güzel oldu. Demek oluyor ki önce yapağıları taşıyalım.
Ardından elimizdeki şeyleri yapıyı direkt dağıtıma verip tabi elimizdeki yapıları üretilen kumaşı şey yapacağız. Dağıt diyeceğiz. Depolamaktan ziyade dağıtmasını söyleyeceğiz kumaşı. Böylelikle direkt olarak şeye geçecek. Ne derler? Fabrikaya, kıyafet fabrikasına gidecek ve kıyafet olarak işlenmeye başlayacak. Çok hoş. Ben bunları büyüklüğüm geliyorum ama. Evet, çocuklar hazır. Onları yükledik. Güzel. Hadi bakalım teslimatımızı yapalım. Renkli renkli kumaşlarımızı artık kıyafet dükkanımıza teslim ediyoruz. Ve bundan sonra da kıyafetlerimiz üretilmeye başlayacak. Ve artık 1000 litresinde 10.000 kazanacağımız bir şeye doğru geçiş yapıyoruz şu anda. Düzene doğru geçiş yapıyoruz. Hemen girelim içeriye. Diyelim ki bu kıyafetçiymiş. Bu değil. Kıyafet değişikliği yapabiliyor muyuz? Bunu bilmiyordum. Çekmem lazım. Tam trigger'ın üstüne park etmişiz çünkü. Evet. Geldik. Production menüsü. Açtık. Kıyafetler. Çalıştır kardeşim. Şimdi kumaş. Bunu spawning'i dağıtmaya al. Yapağı. Evet, kumaşı direkt dağıtıyoruz. Okey. Çıkış modu dağıtılıyor. Burası öncelikli ve alıyor. Evet, kıyafetin bu arada fiyatına baktığımız vakit. Yani şuradan gelelim. Kıyafetler 7800'lerden ama 10.400'lere kadar çıkıyor Nisan ayında. Yani umut var sevgili dostlar. Umut var. Şöyle bir baktığımız zaman burası da hiç fena durmuyor. Güzel duruyor. Yani orada oturup dinlenesim geldi şahsen şu anda. Şimdi yapıları şey yapalım bir halledelim. 117 bin euro paramız kaldı. Bir böyle sanki 5-10K borç ödesek mi diye düşünüyorum. Artık borç konusunda da birazcık kendimizi sakinleştirsek mi diye düşünüyorum açıkçası. Azaltsak borcumuzu sanki daha iyi olacak gibi. Bu arada şeyi kapatmıştık eğer yanlış hatırlamıyorsam. Yapağıdan kumaş üretimini. Onu da tekrar başlatmak lazım. 5000'de de burada yünümüz var. Bunu da teslim edelim. Şimdi tekrardan üretimin şeyine gelelim. Başlarına gelelim. Diyelim ki yapağı da çalıştır. Evet. Evet, güzel. Evet değerli dostlar. Bakalım bir. Aslında süre olarak da iyi bir yerdeyiz. Şu anda hani bıraksam da kötü olmaz ama. Kasım ayını geçelim. Aralık ayına gelelim. Aralık ayında belki bir şeyler vardır yapılacak. Bu neymiş? Besin 17.000 litre. 300 litre süt var. Devam. 17.000 litre yeter bir sonraki aya kadar. 15.000 litre bu da yeter. Güzel. O zamana kadar kıyafetler de üretilmiş olur. Güzel olur. Bu arada bir miktar buğdayı tavuk çiftliğine koymak istiyorum. Bir sonraki hasatta. Evet, 117 bine kadar düştü
Manilerimiz. Burada 4500 litre. Tamam, sıkıntı yok. Hayvanlar, mamanız var mı sizin? 7000 litre, 3000 litre bir mama şey var, süt var. 11.000 litre mama, 2700 litre süt var. Güzel, süt aktarımı yapalım. Şöyle bir baktığımız vakit kıyafet 400 litre üretmiş bile. Yavaş üretiyor. Ayda 1080 döngü yapıyormuş. Biraz yavaş üretecek ama olsun. Güzel, sıkıntı yok. Yavaş 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 üretsin. Ekmek miktarımızı span noktasından, span trigger'ından kenara almamız lazım. Ekmek ziyaret et. Şöyle bir görelim bakalım. Çok güzel bayat ekmeğim var abime. Bayat ekmek bulunur. 3000 litre daha var der. 3 tane daha demek ki spawn olacak. Bir tane daha full spawn et. Hadi. Ne kadar iyi bir toplum değil mi? Kimse bir şey yapmıyor. Duruyor burada ekmekler böyle. Kimse gelip almıyor. Evet. Şimdiki bu arada yeni aya geçtiğimizde elimizde üzüm damper var. Bir de böyle mesprobüsüm var bir tane. İhtiyacımız olan şeyler değil. Bunun daha 31 bin unu var. Bu işleye dursun. Buğday tarafını zaten kapattık komple. Bunlar çalışmıyor. Kıyafet, kumaş ve pamuktan, yapı ve pamuktan kumaş üretimi devam ediyor. Aynı zamanda direkt dağıtım sağlanıyor. O da güzel. Aged cheese olarak da 15.000 litre var. 5.000 litre daha koyup 20.000 litreye kadar şu anda elimizdeki şey miktarını arttırabiliriz. Ne derler? Süt miktarını fabrikaya verebiliriz. O da üretimini yapar ondan sonra. Başlatabilirim aslında üretimi. Ama dediğim gibi zaten çok hızlı ürettiği için ya birazcık gerçek dışı üretiyor hız olarak. O yüzden çok bir şey diyemeyeceğim. Ben bu kadar beklemezdim açıkçası ama yapmış oldum ve yani ihtiyaç da var paraya. O yüzden çok da sorgulamıyorum diyelim. Bu ikinci koyun şey daha doğrusu inek ahırı fullenmedi mi hala acaba? Burada kaç tane hayvan var? 63 hayvan var. İkisi de şu anda 60 full çalışıyorlar. Güzel. Bunlara yem vermem gerekecek. Çimleri biçip silaj yapabiliriz aslında yani. Yapsam da. Şimdi buraya gelelim ve buradan üretimi başlatalım. 9600 şey yapıyor aylık. Çok ciddi bir miktarda üretim yapabiliyor burası. Bunları forklift yüklemeyi tercih ederim ama bakacağız artık. Evet değerli dostlar, teşekkür ediyorum izlediğiniz, katıldığınız için. Bölümün başında size sorduğum sorulara cevap verirseniz çok sevinirim. Onun dışında like atarsanız çok sevinirim. Onun dışında yorum yazarsanız çok çok daha sevinirim. Onun dışında abone olursanız çok 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 daha sevinirim. Öyle sevinirim yani. Beni sevindirin. Haydi bakalım, görüşürüz. İyi, 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 iyi dinlenmeler. İyi, teşekkür ederim. Hoşça kalın.